Teşekkürler. Sağ olun. Anlatabilirsiniz. Projelerimiz Ataşehir, Ümraniye bölgesinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin hemen sol tarafında kalmaktadır. Loftup ve WorkUp olarak iki farklı konsepte projeyle çıkıyoruz. WorkUp tamamen iş merkezlerinden oluşan, Loftup da home office konseptinde yapılan projelerdir. Loftup projemiz şu şekildedir. 7.60 tavan yükseklikleriyle home office kullanımı hem ev hem ofis olarak kullanılabilecek projelerdir. İlkini önümüzdeki senenin Mart ayında teslimatını yapıyoruz. WorkUp projemizin de ilk ikisini 3,5-4 ay sonra teslimatını yapıyoruz. WorkUp'tan iş merkezlerinden 25 adet yapacağız. Loftup projesinden de 6 blok olarak yapacağız. Toplamda Loftup olarak 45.000 metrekare, WorkUp olarak 40.000 metrekare inşaat alanımız vardı. Projelerimizin 2017 yılının sonunda tamamlanmasını bekliyoruz. Toplamda ciro hedefimiz 85.000 metrekare inşaatımızdan 190 milyon dolardı. Şu anda lansmana özel 2.25 proje lansman fiyatıyla çıkıyoruz. Ortalama fiyatlarımız da 2.000 dolar ve 2.500 dolar arasından başlıyoruz. Lansman kampanyalarınız ve fiyatlarınızdan da bahsedebilir misiniz? Tabii. Lansman fiyatlarımız şu anda projelerimiz 2.000 dolar WorkUp için, 2.500 dolar Loftup projelerimiz içindi. Bu fiyatlardan başlıyoruz. Biz projelerimizi hazırlarken dolar 2.25'ti. Biz de bu projeleri 2.25'ten satışa çıkartıyoruz. Doları müşterilerimiz için sabitliyoruz. Lansman kampanyamız budur. Bunun yanında özel ödeme seçeneklerimiz de vardı. Bununla alakalı Ayşenur Hanım da bilgi verebilir. 120 aya kadar banka seçenekleri vardı. Şirket bünyesinde çözümler üretiyoruz bunlar için. Başka şeyle alakalı bir şey yok. Şirket prensibi olarak kendi arsalarınız üzerinde projeler geliştiriyorsunuz. Evet. Portföyünüzde başka hangi nerelerde arsalar var ve onlarda da bu şekilde home office projeleri mi düşünüyorsunuz? Yok. Farklı bölge bizim Tatar Yapı olarak projelerimizi hazırlarken bölgenin ihtiyaçlarına göre yapıyoruz. Yani arz talep dengesini zaten çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Biz fazla arzın olduğu bölgelere girmemeyi tercih ediyoruz. Ve proje çalışmamız bu şekilde oluyor. Her yere home office değil. Biz bu bölgede home office projesinin doğru proje olduğuna inandığımız için burayı home office konseptinde yaptık. Farklı bölgelerde, şu anda Kağıthane bölgesinde üzerinde çalıştığımız konut projelerimiz devam etmekte. Bunun yanında farklı bölgelerde yine ofis projeleri, ofis birimleri yapmaya, projelerini yapmaya, hazırlamaya devam ediyoruz. Bunun yanında da otel zincirlerimiz vardı, yeni yatırımlarla alakalı. Otel projelerimiz şu anda Beyoğlu Pera'da, İngiliz Konsolosluğu'nun avlusunda 25 odalı bir butik otel şu anda inşa ediyoruz. İnşallah önümüzdeki ay bunun açılışını yapacağız. Gümüşsuyu'nda bir tane 10 odalı yaptık. Gümüş Beyoğlu bölgesinde Maruna Dağı altında butik otel zincirleri kuruyoruz şu anda. Hedefimiz orada 250-300 odaya ulaşmaktı. Bir yandan da iş otelleri yapıyoruz. Hilton Garden'in ya da Holiday Inn otel markasıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Ataşehir bölgesinde 153 odalı iş oteli yapıyoruz. Business otel olarak yapıyoruz. Bunun yanında Pendik'te bile 402 odalı. Pendik güzel yalı, deniz kenarında 402 odalı bir otel projemiz var. Onu da kendi altına kongre salonları, convention center'ı, farklı çeşitli sosyal donatıları olan bir iş ve 5 yıldızlı bir otelimiz var. Bunun yanında bir de sosyal sorumluluk projelerimiz devam etmektedir. Bugün Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde farklı rektörlük onayıyla farklı fakülteler inşa ettik. Bunlar diş hekimliği fakültesi, çene cerrahi fakülteleri ve bunları devam ettirmeye de devam ediyoruz. Ek hizmet binaları açılıyor çünkü talep çok fazla ve bizim binalarımız yetmemeye başlıyor talep çok arttıkça. Ve biz bu sosyal sorumluluk projelerinde önü açık bir şekilde devam ediyoruz. Bunun bir yanında da Kayseri'de AGÜ Üniversitesi'nde, Abdullah Gül Üniversitesi'nde sosyal sorumluluk projelerimize devam etmekteyiz. Ben şunu soracağım. Loftup'ın yeni serileri belediyede dediniz. WorkUp'ta da yeni seriler için çalışmalarımız devam ediyor dediniz. Evet. İstanbul'un diğer bölgelerinde de bu tarzı devam ettirecek misiniz?
bu tarz çok beğenilen bir tarz. Mimari olarak ve yapı olarak ve işlevsel olarak insanların çok hoşuna giden yapılar. Hani diğerlerin standartlarının dışında gerçek anlamda Tatar yapının konsept projeleri olmaya başladı. Bunu dediğim gibi arz talebi ölçerek ve bölgenin ihtiyaçlarının araştırılması sonucunda gerektiği şekilde bu projeleri de orada yapabiliriz.